Tabii Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik sert çıkışının ardından gözler CHP genel merkezine çevrildi doğal olarak. Ancak ne genel başkan yardımcıları ne de milletvekillerinin ağzını bıçak açtı. Sadece partinin basın birimi İnce'nin iddialarını çürütmeye yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Ama açıklamada Muharrem İnce'nin adı hiç anılmadı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce kaç puan fazla aldı? 8 puan. Muharrem İnce'nin parti yönetimine sert eleştirilerinin ardından hem genel başkan yardımcıları hem de milletvekilleri günlerdir süren sessizliğini devam ettirdi. Partidense sadece yazılı bir açıklama geldi. O açıklamada ince bir mesaj vardı. Muharrem İnce'nin ismi hiç geçmedi. Hep Cumhurbaşkanı adayımız dendi. İddiaları bir bir yalanlayan genel merkez, İnce'nin sonuçları genel merkezde beraber takip edelim teklifini reddettiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar kişisel kariyer planlarıyla değil, bütün CHP'nin ülkenin geleceğine ilişkin planlarıyla okunadaki yol yürüyüşüyle ilgilenirler. İnce seçimde kendisinden çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamının yapıldığını belirtmişti. Genel merkez seçimin aynı zamanda milletvekili seçimi de olduğu için Kılıçdaroğlu için kampanya yapıldığını belirtti. Önceden bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri harcıyorlar. Muharrem İnce'nin bu iddiası da yalanlandı. Aday belirleme ölçüsünün kazanma potansiyeliyle bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı. İnce'nin dünürünün aday yapıldığı hatırlatıldı. CHP yönetimi İnce'nin seçimde yeterli maddi kaynak sağlanmadığı iddiasına ise kampanya için 82 milyon lira bağışta bulunulduğu yanıtını verdi.